Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz yine Türkiye'nin enlerinden biri, Türkiye'nin en iyi ekonomistlerinden biri, Türk medyasının, Türk basınının yıldız isimlerinden biri Sayın Cüneyt Ülsever. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim ama ben bunun ağırlığının altından kalkamam gibi. Ama estağfurullah, yani siz 14 yıl Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptınız. 14 yıl Hürriyet'in en çok okunan gazetecilerinden biriniz. Aynı zamanda Daily News'da yazdınız. Yani ve hakikaten size yetişebilen az gazeteci vardır. Son yıllarda daha çok İstanbul dışında bulunduğunuz için sizi medyada göremedik. Ama ben aylardır peşinizdeyim. Cüneyt Ülsever'i mutlaka izleteceğim dedim. Ben de size teşekkür ederim. Yani bana neredeyse 6 aydır evet. Sabırla. Yani ben sizi her seferinde, ben Ruhat Hanım İstanbul'da değilim. Yani kusura bakmayın. Evet. Siz yine aradan 15 gün geçtikten sonra ya Cüneyt geldim mi İstanbul'a gelmedim mi diye takip ettiniz. Çünkü ben izleyicilerimizin sizi dinlemeleri gerektiğine inanıyorum. Siz Türkiye'nin değerlerinden birisiniz ve kaybolmaması, çekilmemesi gereken değerlerinden birisiniz. Onun için çekilmenize izin vermek istemedim. Ne olursa olsun ben onu dinleteceğim dedim. Ve çok mutluyum hakikaten programımıza katıldığınız için. Bu kadar deneyimli bir ismi, bu kadar üstün özelliklere sahip bir ismi hakikaten tanıtmak gerekmez ama izleyicilerimize kısaca hatırlatmak istiyorum. Uzun zamandır görünmediğiniz için de onlara hatırlatmak istiyorum. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Hayır, buyurun. Evet. Liseyi Robert Kolej'de okumuş Sayın Cüneyt Ülsever. Üniversite Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü. Yüksek lisansını Amerika'da John Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler üzerine ve aynı zamanda Columbia Üniversitesi'nde iktisat alanında tamamlamış. Ki bu üniversitelerde tabii bildiğiniz gibi Amerika'nın en iyi üniversiteleridir. Harvard'dan sonra gelen en iyi üniversiteleridir ki doktorasını da dünyada bir numara kabul edilen Harvard'da yapmış Sayın Cüneyt Ülsever. Ben bu kadar çok okuyunca rahmetli anneannem sağdı ve kendi Beni Adem'di. Bir gün beni kenara çekti. Sen dedi bu kadar çeşitli okullara gidiyorsun. Bir türlü öğrenemiyorsun da mı seni başka yerlere yolluyorlar dedi. Çünkü onun kafasında işte ilkokul mezunu adam yeter de artar bile. Ben o memleket bu memleket ha bir annem de ona diyor ki işte anne okumaya gitti torunun diye. Çok merak etmişti. Ama gerçekten yani şimdi Amerika'nın da dünyanın da en iyi okullarında, üniversitelerinde okumuşsunuz. Harvard'da insan kaynakları ekonomisi üzerine doktoranızı yapmışsınız. Sonra Hürriyet Gazetesi'nde 14 yıl yazarlığınız var, köşe yazarlığınız ve Daily News'da yazarlığınız var. Çok sayıda kitabınız var Sayın Ülsever. Hala şu anda kitap yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. 21. yüzyılda küreselleşme ve Türkiye perspektifi, 21. yüzyılda üretimin temel kaynağı insana yeni bir bakış. Kendini arayan Türkiye kitaplarınızdan sadece 3'ü ve ben hakikaten öneriyorum kitaplarınızı okumalarını. Çünkü bu kadar derin bir bilgiye, entelektüel birikime sahip bir yazarın hakikaten kitaplarını okumak da büyük bir kazanç olacaktır. Şimdi o zaman ben de müsaadenizle bir ukalalık edeyim. Estağfurullah. Bu 22 kitabım var. Bunun 10'u roman. Hepsi polisiye. Fakat 5 tanesi bunların siyasi polisiye. Ve bazı analistlere göre de Türkiye'de tek siyasi polisiye yazan kişiyim ben. Şu anda da siyasi bir polisiye yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Siyasi polisiye aslında Amerikan filmlerinde, yabancı filmlerde çok gördüğümüz çok gördüğümüz ama bizde çok yapılamıyor. Riskli çünkü. Siyasi bir olaya dokunduğunuz zaman tehlikeye girebiliyor yani Türkiye'de. Alıngan bizim siyasetçilerimiz. Çok ama bir de yani şey var, polisiye entrika üzerine kurulur. Entrikayı siyasetçi üzerine inşa ettiğiniz zaman siyasetçi daha da alıngan olabiliyor. Evet. Yani çünkü ne olursa olsun polisiye yazıyorsanız siz kafanızdan uydurarak yazıyorsunuz. Evet. Ama bunu bir grift entrika haline getirmeniz lazım ki mistriye haline gelsin. Yani muamma, gizem romanları haline gelsin. O zaman siyasetçiler hakikaten daha çok alınıyorlar. Evet Sayın Ülsever, sizi yakalamışken hemen sorularımıza geçelim. Şimdi bu kadar derin bilgiye birikime sahip bir ismin medyadan uzak kalması hakikaten büyük bir kayıp. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir gün geri dönmeyi düşünerek mi İstanbul dışında yaşıyorsunuz? Yoksa bir daha medyaya dönmeyi hiç düşünmüyor musunuz? Hayır, katiyen düşünmüyorum. Yani ben şuna inanıyorum ki insanın hayatında belirli dönemler var. Bir şey başlıyor. Devam ediyor ve bitiyor. Bitenin üzerinde
İsrar etmemek lazım. Bakın şu anda konuşurken siz ısrar etmek gerektiğini ben düşünüyorum. Hı. Ve söylüyorum sevgili izleyiciler, ben onu ikna edip mutlaka ben, buradayken, İstanbul'dayken birkaç defa daha size dinleteceğim. Memnuniyetle evet. Ben yani evet. Hemen hemen birkaç yıldır hiç kimsenin programına gitmedim. Biliyorum. Ama biliyorsunuz sizi kıramadım. Sağ olun. Ben sizin her zaman emrinizdeyim. Onu estağfurullah, bilin. Sağ olun efendim. Estağfurullah. Ama benim söylemeye çalıştığım şu, bir şey bittiği zaman bitiyor. Mesela okuma bitmedi, daha okuyorum. Roman yazma daha bitmediği için yazıyorum. Ama siyasi şey yazmak, birkaç gazeteden de sağ olsunlar yani gel dediler tekrar, içimden gelmedi. Bodrum'da yaşıyorum. İstanbul'dan uzaklaşmamın nedeni ise galiba çok şahsi. Yaş aldıkça İstanbul bana basmaya başladı. Hı-hı. Yani eskiden... Gençlere de basıyor, gençler de kaçıyorlar. Bilmiyorum, eskiden mesela... İstanbul'da üniversite okuduğu halde Samsun'da çalıştıktan sonra dayım İstanbul'a geldiğinde oğlum benim biletimi al geri döneceğim ben derdi 2-3 gün içinde. Ben de ona kafamın içinden ya dayım taşralı olmuş derdim. Hmm. Şimdi demek ki o bana beddua mı etti? Neyse ben taşralı oldum. Yani İstanbul'un içinde güzel, evet. Hareket etmek bile dünyanın en güzel şehri. Ona hiçbir itirazım yok. Özel olarak Allah bu şehri yaratmış. Ama biz bu işi galiba beceremiyoruz. Yani bambaşka bir İstanbul var. Evet. Benim gençliğimin, çocukluğumun yani örneğin Beyoğlu, Galatasaray. Yani buralar benim gençliğimin Beyoğlu'suyla. Değil artık. Yani şey değildi. Ben evet. Çok net hatırlıyorum. Ortaokuldayken ben Ankara'dan yeni geldiğimizde annem ve babam Beyoğlu'na o zaman çıkılırdı. Bakın kelime çıkmak. Çıkacakları zaman babam takım elbise giyer, fırtış şapkasını takardı. Annemin döpiyesi vardı. Yani öyle her baba yiğit de Beyoğlu'na çıkamazdı. Beyoğlu'da bir sinemaya gitmek, sinemadan sonra girip bir lokantada bir yemek yemek. Belli bir şıklığı ve bakımı gerektirirdi. Evet yani. Ve belirli bir kalite. Kendinize atfettiğiniz kalite. Hatta yani bir memur olarak babam yani böyle önce bir kendi de alışma zamanı geçirdi. Yani acaba ben sakil kaçıyor muyum diye. Böyle bir yerdi. Şimdi maazallah bırakın saat gece ondan sonra. Zaten şimdi daha çok Suriyeliler zannediyorum Beyoğlu'nda dolaşıyorlar. Ben ne zaman çıksam onları çok seviyorum. Bir şeye dikkat edin. Yani en son bir sene evvel ne gittim. Ya çok güzel lokantalar vardı. Mesela Fransız konsolosluğunun karşısında bir Bursa kebapçısı vardır. Yıllardır giderdim. Şimdi hepsi kapanmış lokantalar şeyler. Bir tane lokumcu, sonra baklavacı. Lokumcu, baklavacı, evet. Lokumcu, baklavacı. Üstünde de Arapça yazılar görüyorsun. Evet, yani bu şehre şu duygum doluyor, hiçbir sahip çıkılmıyor. Yani İtalya'da 20 bin nüfuslu Fabriano şehrinde, Fabriano şehrinin planı 1452'de, yani İstanbul'un fethinden bir yıl evvel çizilmiş ve o plana bugüne kadar bir tane siyasetçi dokunma hakkını kendinde görmemiş. Öyle çanak asmak, şeyin önüne, dükkanın önüne levha koymak, şeyleri soğutucuların şeyini dışarıya koymak, böyle bir şey yani İtalya kendimize yakın hissettiğimiz bir Avrupa şehri. Evet. Adamların aklına bile gelmiyor. Tabii. Ya Amerika'da, İngiltere'de mesela evinizin bahçe kapısını değiştireceksiniz. O bölgenin şeyinden izin alıyorsunuz yani komitesinden oraya tabii, bakan. Tabii onaylatıyorsunuz. Tabii. Proje yaptırıyorsunuz ve projeyi onaylatıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Maalesef çok üzücü. Efendim, İstanbul anlattınız İstanbul'u, nasıl Türkiye'de gelişmeler İstanbul dışından nasıl görünüyor? Yani Türkiye'nin gidişini nasıl görüyorsunuz diyeceğim. Onu da yerel seçimlere bağlayalım. Yerel seçimler yapılacak ama büyük kitlelerde seçim güvenliği problem halinde. Ve bu devamlı sosyal medyada da tartışılıyor. Hatta hiç değilse parmak boyası geri gelsin diyenlerin sayısı giderek arttı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bize YSK'ya güvenmiyorsanız seçime girmeyin diyorlar. YSK'ya güvenmiyoruz ama seçimlere katılan halkımıza güveniyoruz dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Haklı mı sizce? Efendim tam bugün galiba YSK başkanı bir açıklama yaptı. Seçimlerde katliyen hile hurda yoktur dedi. Evet biliyorum, onu da soracaktım. 57 milyon seçmenimiz olduğunu söyledi. Algı yanılıyor. 56-57 bin tane sahtekarlık değil de işte ölmüş, yer değiştirmiş, onları tespit etmişler. Ve böyle bir şey açıkladı. Şimdi o zaman tabii ki bir sürü insan önemli muhalefetten veya medyadan çıktılar ortaya belgelerle.
Evet. Bilmem ne katında. Boş binalara, boş, harabelere. Şimdi, yani çok özür dileyerek soruyorum ben. Bu milletvekilleri ve gazeteciler mi yalan söylüyor yoksa YSK, hadi böyle söylemeyeyim yanlış anlaşılmasın. O mu yanılıyor, onu mu yanıltıyorlar diye. Hani ya bu en azından ben beklerdim ki YSK başkanından şurada şu olduğuna dair iddia vardı. Gittik iddiayı bizzat izledik, baktık. İddianın yanlış olduğunu gördük. Sahibine iade ediyorum deyip isimler verebilirdi. Mesela evet, ki onlara da bir daha var. Yani he? Bu adreste şu kadar kişi var diyor. Var, iddia sahibi bunu söylüyor. Evet. O zaman iddia sahibine de ben gittim, baktım. Bunun bu iddianın yanlış olduğunu şey yaptım. İddiayı size iade ediyorum. Hala söyleyeceğiniz bir şey var mı diye. Hatta iddia sahibi yalan söylüyorsa onu da mahcup ederim. Değil mi? Böyle yapması lazım. Evet, böyle olmadı. Evet, yani güvenli bir seçim olacağına dair hakikaten kimsede bir duygu yok. Ama şunu da söyleyelim. Son seçimlerde birinci ile ikinci parti arasında 12 milyon oy farkı vardı. Hı-hı. Yani 6 milyon oyun bir taraftan bir tarafa kayması lazım. 6 milyon oy da hile yapılabilir mi? Yani oradan da ben yani matematik olarak düşündüğümde şüpheliyim. Ama böyle durumlarda şu şey de aynen geçerlidir. Ya miktar önemli değil. Yani sinek de çorbanın içinde ufacık bir şeydir ama mide bulandırır. Böyle bir şayanın altında kalan bir Türkiye'de mi oy kullanalım? Yoksa hakikaten çıkıp asli görevi bu şayiaları bertaraf etmek olan YSK bunlara herkesi tatmin edecek veya sesini çıkaramayacak. Hadi kötü niyetler de olabilir. Ama yani bu işin matematiği var, adresler var, şahıslar var, kimseler var. İşte yani 165 yaş, 100 yaş üzerinde 4000 tane evet. seçmen var. 6000 diyor galiba. Evet. Al bir 6000. Şimdi bu kadar insan var. Mesela 165 yaşında galiba iddiaya göre ilk defa hayatında oy kullanacağı bir teyzemiz var. Biz ilk defa duyuyoruz bu kadar yaşlı insanların olduğunu. Yani hiç yani. Böyle bir şey biz daha evvel duymamıştık. Yani bunlara karşı da ya bu iddia yanlıştır, böyle biri yoktur, bunlar tamamen uyduruluyor diye daha somut cevaplar verseydi YSK Başkanı daha iyi olurdu. Evet. CHP biz 24 Haziran seçimlerinde de sandıklara sahip çıktık. Yine çıkacağız diyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için boykot çağrısı yapanlara sakın inanmayın diyor. Bu sandıklara sahip çıkma olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü 24 Haziran'da CHP pek de başarılı olamamıştı aslında bu konuda. Evet, onu yani 24 Haziran'da sahip çıktık derken Kemal Bey niye kastediyor ben anlamadım. Bir kere kurdukları sistem iflas etti. Yani başka rakamlar ilan ettiler. Sonra o rakamların doğru olmadığını gördük. Yani ve ben bu işten anlayan artık gençlere soruluyor böyle şeyler. Yani böyle bir sistem kurmak zor mudur diye sorduğumda benim suratıma gülerek baktılar. Artık abi bunları kurmak mesele değil dediler. Bir de ezelden beri CHP'nin sandık başında insan bulundurma problemi vardır. Yani ben bizzat bazen bazı seçimlerde CHP'nin sandık başındaki gözlemcisinin sandviçini öbür partinin getirip ikram ettiğini görmüş bir adamım. Yani adam oraya koyuyorsunuz ama bir zahmet. Hani biz bir sandviç, ne bileyim bir ayran götüremedikleri. Bu açıdan... Hayır, bu son 24 Haziran seçiminde o adil seçim platformu muydu? Bir platform çöktü son dakikada. Şey yapamadı yani. Aslında ben de onu kastediyorum. Hani bunu aslında Kılıçdaroğlu söylemedi. Bir başka CHP'li söyledi. 24 Haziran seçimlerinde de sandıklara sahip çıktık diye ama o zaman çıkamamışlardı. Hayır, yani çıkamam. Ona göre hazırlık yapsınlar bu seçimlerde. Çünkü belediye seçimlerinde çok az farkla kazanan kaybeden olabiliyor. Daha önce de bunlar görüldü. Oy kaydırmalar yapıldığı görüldü falan. Onun için hakikaten dikkatli olmaları lazım. Şimdi tabii ekonomi uzmanlık alanlarınızdan biri ve uluslararası ilişkiler. Şu anda görüşlerinizi eskisi gibi duyamasak da Türkiye'nin en iyi ekonomi ve dış ilişkiler uzmanlarından birisiniz. Türkiye ekonomisi 2'de 1,
Amerika ile gerilimler yaşamamızla bir iniyor bir çıkıyor. Bir düzeliyor gibi görünüyor, bir bozuluyor gibi görünüyor. Amerika ile herhangi bir gerginlik yaşanmışsa dolar derhal fırlıyor. Baktık batıyoruz, ekonomi gitti gidiyor falan deniyor. Sonra bir bakıyoruz bir Amerikalı yetkili geliyor. Beraber böyle hoş dostça bir görüntü oluyor. Bir bakıyoruz tekrar ekonomi düzelmiş gibi görünüyor. Bu Amerika'ya bu kadar birebir bağlı bir ekonomiyle nasıl gidecek bu? Gitmiyor değil mi? Zaten yani gördüğünüz, sizin söylediğiniz gibi gitmiyor. Trump'ın bir tane sözü, değil mi? Rahip Brunson'la ilgili, evet. Bütün Türk ekonomisini alt üst edebiliyor. Çünkü Trump'ın elinde dünyayı yöneten fonlarla irtibat kurma ve işte TL'yi satın, TL'yi satın alın. Bunu illa böyle birebir de söylemez. Hmm. Mesaj alınır karşı tarafta. Bu gücü var. Şimdi yani şunu söylemeye çalışıyorum. A şıkkı dersiniz ki ya Trump'ın temsil ettiği ülke benden daha güçlü bir ülke, ona göre davranmam lazım. B şıkkı dersiniz ki ya ben bunu tanımıyorum, ona göre davranmanız lazım. Bence Türk ekonomisinin en büyük sıkıntısı bir öyle bir böyle davranmış. Sadece Türk ekonomisinde değil, dış politikada aynı şekilde. Bir gün öyle, bir gün böyle. Yani ey Trump, ey Trump, ey Trump dedik. Trump mahvedeceğim Türk ekonomisini dedi. İktidardan bir Allah'ın kulu çıkıp da yani bir üzüldüler galiba, bir üzüldük dediler. Evet. Üzülmenin dışında yani bu kadar sert çıkışlar yapan bir hükümet birdenbire baktık ne olduysa sessiz, sakin yani hani vardır ya bizim oğlan da hata yapar ağzından kaçtı hani böyle. Hı. Meyhanede birbirimizi affederiz. Ne olacak? Ya biraz rakıyı fazla kaçırmıştık. Peki siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu Amerika'dan çok yüksek faizle aldığımız borçlarla ekonomimizi döndürmemize mi bağlıyorsunuz? Yoksa başka şeyler mi yapabilir acaba Amerika? Yani elinde başka bir takım imkanlar mı var? Siyasetimizle ilgili veya başka bir şeyle ilgili, dış siyasetle ilgili. Şimdi ama bakın dediğim gibi yani ya geçinmeye razı olursun, yani ikinci role razı olursun ya da ikinci rolde olmayı kabul etmezsin. Amerika'nın elinde ne var? Amerika'nın elinde bir kere çok önemli bir şey. Amerika'nın dışında İngiltere'de, fonlar İngiltere'den yönlendirilir. Hı hı. O fonları yönlendirme kapasitesi var. Yani çok ilginçtir. Benim şeyime, tarifime göre İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihsel olarak hem Dışişleri Bakanlığı'dır, hı hı, hem de Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bakanlığı'dır. Yani roller öyle bölüşülmüştür ki daha çok İngiltere uluslararası tepkileri gösterir. Çünkü onlar hakikaten Amerika'dan bence benim gözümde uluslararası ilişkileri yönetmede daha da başarılılar. Bu fonlara karşı ben baş edemem derseniz ona göre davranırsınız. Ben baş edebilirim derseniz ona göre davranırsınız. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu fonları da mutlak hakim, her istediğini yapan fonlar olarak görmeyin. Yani benden güçlü birinin bana zarar verebilmesi için bende de bir takım açıklar olması lazım. Yani benim ekonomim çok düzgün yönetiliyor olsa, hakikaten bütün dünyayı tatmin eden kararlar alıyor olsak, güvenilir olsak, yani bugün aldığı kararı yarın da ısrar edeceğini biliyor olsak, bu fonların dışında hareket eden uluslararası bir sürü, hı hı, ajanlar, kişiler ve kuruluşlar da var. Onlar böyle Amerika bunu böyle dedi bilmem ne yaptı diye bakmazlar. Kendi çıkarlarına bakarlar. Ya biz Türkiye'de menfaatimiz şudur. O halde biz Türkiye'de sözünün eridir. Türkiye'de hukuk her şeyin üstündedir. Bir yanlış olursa çok rahat başvuracağımız hukuk mekanizmaları vardır. Bir sıkıntımız olduğunda devlet içinde, ekonomi bürokrasisi içinde bizi dinleyen insanlar vardır. Biz onlarla beraber hareket edelim diyecek bir sürü insan da var. Ama maalesef Türkiye'de hem ekonomi politikaları hem de dış politika bence hani bir günü bir günü tutmayan politikalar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Trump'a senin doların varsa Türk milletinin imanı var dedi. Mesela bu tür haberleri duyduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Efendim 1920'lerde tek dişi kalmış canavar diye medeniyetten bahsedilirdi. Hı. Ve çok heyecanlanırdık. Sonra öğrendik ki medeniyet dediğimiz nesne
Öyle tek diş falan kalmıyor. Dişi söküldükçe diş takıyor kendisi daha aynen. Çünkü arkasında kocaman, devasa bir teknoloji var. Şimdi bugün Bahçeli'nin kusura bakılmasına rağmen bu lafına yani inanıp bundan heyecan kapacak insanı ben şey yapamıyorum. Yani senin işte doların varsa benim de imanım var. O zaman piyasalara iman sürelim. Değil mi? Yani biz de mesela dışarıya İslam satalım. Madem daha da güçlü bizim imanımız onların dolarından. Böyle baş edelim. Bunlar esasında hiçbir şey söylemeyen, aklı sıra hitap ettiği kitleyi tatmin eden. Yani merak etme işte ne bileyim ben oğlum merak etme ben yarın onu bir döverim. Bak sen şey yaparsan git rahatça uyu. Yani işi erteleyip... Evet ama yani Türkiye'de de buna inananlar var. Yani büyük kitleler. Trump çok kötü. Trump istediği zaman bizim ekonomimize saldırıda bulunuyor dışarıdan. Ekonomimiz bozuluyor. Saldırıdan vazgeçerse ekonomimiz düzeliyor gibi. Yani sanki bu ekonomi Türkiye'nin kendi gidişiyle ilgili değil de hep dışarıdan bir takım saldırılarla şey yapılıyormuş gibi. O zaman bozuluyormuş gibi. Bir ara başkan mı diyelim, cumhurbaşkanı mı diyelim? Ben tam kafamda şey değil. Recep Tayyip Erdoğan'a başkan ile cumhurbaşkanı. Evet, cumhurbaşkanı. İşte elinizdeki dolarları satın dediler. Ben rakamlara baktım. Hani bir sürü de adam çıktı baba yiğit. Böyle şeylerinde dolarlar sattı. Hiç dolar satılmadı. Tam tersine konjonktür kıpırdadıkça millet döndü. Belki AK Parti'ye oy veriyor. Bahçeli'ye çok saygı ve sevgiyle bahsediyor ama yani bazı konularda doları belki imanından daha güçlü gördüğü için dolara sarılmaya en azından imanına sarılmak kadar önemli görüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir popülizm olduğu zaman ortada körlerle sağırlar birbirine ağırlar. Yani karşılıklı olarak idare ediyoruz. Yani bir seçmenin bir kısmı da abi merak etme sen. İşte tamam biz senin yolundayız, peşindeyiz derken ne kadar ciddiler ben bilmiyorum. Yani hala evler dolarla kiraya veriliyor. Hala satın almalar, alışverişler dolarla oluyor. Hala bir garip bir şey var. Artık gülesim geliyor. Fahiş fiyatlar için, enflasyonla mücadele için marketlerin basılmasından bahsediliyor. Yani bir yandan diyorsun ki ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bir yandan da ben o marketleri fahiş fiyatla satarsa basarım diyorsunuz. Halbuki market fahiş fiyatla satıyorsa bunun bir tek ceza vericisi vardır. O da arz ve taleptir. Yani ben değilim ya. Hani pahalı satan marketten niye alayım? Giderim ucuz satandan alırım. Ben bilmiyorsam komşum olarak siz beni uyarırsınız. Cüneyt oraya gitme, buraya git diye. Yani evet, piyasanın çok basit kendini düzeltme şeyleri varken market basıp bir ara soğan spekülatörleri basılmıştı değil mi? Halbuki sonra öğrendik ki soğan zaten yapısı gereği bir mevsimde toparlanıyor. Sonra bütün yıl yenebilsin diye saklanıyor. Saklanmak zorunda olan bir şey. Hani her ay soğan biçilmiyor. Bunlarla hareket ettiğiniz zaman bana öyle geliyor ki ne dıştaki ekonomi oyuncuları bizi fazla ciddiye alıyorlar ne de yani AK Parti'ye, MHP'ye oy veren şeyler bu konuda vermiyorlar oy demiyorum bakın yanlış anlayın bu konuda ciddiye almıyorlar. Herkes yine kendine göre bir çıkar yolu buluyor. Peki siz çok iyi bir ekonomist olarak mesela orada diyelim ki siz ekonomi yönetiminin başındasınız ve Trump dedi ki ekonomini mahvederim dedi böyle yaparsan dedi. Şimdi o onu söylediği anda döviz fırlıyor, ekonomi sallanmaya başlıyor falan. Siz bu durumu nasıl engellerdiniz mesela şu anda orada olsanız? Valla bu hani geçenlerde 6 puan Merkez Bankası faizleri yükseltti ya. Onu bir sene evvel yapmış olsaydı, bir sene hep şey yapıyorduk değil mi? Aşağı indir, aşağı indir, aşağı indir. Onu bir sene evvel yapsaydı bu problemlerle karşılaşmayacaktık. İki, siyasi arenada Branson'u madem serbest bırakacaktık. Niye daha önce bırakmadın? Daha evvel niye bırakmadık? Ve yani evet. Bir de orada çok kötü şeyler var yani. Yargı erki bağımsızdır diyoruz. Meclis başkanı, o zaman başbakandı. Bir gün evvelinden yarın Branson serbest bırakılacak. En azından bizi ilgilendirmez. Burada bağımsız yargı vardır. Aynen. Yargı kendi kararını verir. Neyse o kararlar dersiniz. O zaman bunun maliyeti hem siyasi arenada, uluslararası siyasi arenada hem de sanırım uluslararası ekonomik alanda ciddiye alınmaz hale geliyor. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Habire sübvansiyonlarla yani şunun vergisini azalttık, bunun vergisini azalttık, şey yaptık,
bütün kamu bankalarına bu kadar kredi veriyorlar diye problemi erteleyerek, yani kamu maliyesini boşaltıyoruz. Hatırlayın, yakın zamana kadar haklı olarak hükümet kamu disiplinini, kamu maliyesinde disiplini en iyi koruyan hükümetlerden biriydim ben diyordu ve dedikleri dönemde haklıydılar. Ama hala diyorlar. Şimdi haklı değil. Hala diyorlar, disiplin devam ediyor diyorlar. Hayır ama yani Maliye Halk Bakanı. Bankası şöyle kredi verecek, şu böyle verecek. Yani mesela kredi kartı ödemeleriyle ilgili. Yani o zaman kredi kartı ödemeleri mesela böyle dediğiniz zaman bir Halk Bankası veya diğer bankalar, isim saymayayım özür dilerim. Bunu nasıl finanse edecekler meselesi var. İki, yarın öbür gün ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nasıl bir gün af çıkar diye kredi kartımı ödememeye başlayacağım. Şimdi ben şu anda gittim, zamanında ödedim, enayi miyim ben? Diye ekonomi çarkının yürümesine şey yapacağım. Daha şeyi bu kadar açık. Bak, kredi kartını ödemezse vatandaş evine hemen haciz gönderebilir banka. Fakat şeyler, o büyük devlet şeyleri, devletle iş yapan iş adamları hiçbir şeyi ödemedikleri zaman yapılandırılıyor, borçları siliniyor. Mesela bu kadar ekonomik sıkıntı varken, soru yazmışım buraya, devlet neden şirketlerin borcunu ödüyor? Bazı firmaların ve iş adamlarının neden ödüyor? Mesela siz nedenini biliyor musunuz? Bu durumda ödemesi gerekir mi? Yani bakın, şöyle bir genel bir kural söyleyeyim. Hükümetler kendileriyle iyi işbirliği yaptıkları iş adamlarına genellikle sahip çıkarlar. Böyle bir kural. Ama burada çok kalabalık bir şey var yani. Hepsininki siliniyor. En büyük, en zengin sahipleri Avrupa'ya gitmiş, orada yaşıyor artık. Buradaki borçları siliniyor. Ama bankadan 3 kuruş aldığınız zaman ödemezseniz sizin elinize haciz geliyor. Ben o şeyde takılıyorum yani. Benim de söylemeye çalıştım. Zaten bunu hakikaten yürütemezler diyorum. Yani geçenlerde televizyonlarda da yer aldı. Dediler ki herkes, her isteyen gitsin X bankasında kredi kartını ertelesin. Sonra bir sürü insan şikayet etti. Banka öyle kurallar söylüyor ki. Bakın benim borcumu erteletmek için en minimum bankanın talep edeceği şey benden nasıl bir gelirim var benim. Bunu görmesi lazım. Yani istediğim kadar ben senin de borcunu erteledim desin. Ben onun karşılığında bir gelir gösteremiyorsam, bir kere bankanın bu borcu ertelemesi bankalar kanununa göre suçtur. İki, akıl işi de değildir. Yani ben alamayacağım bir parada borcu niye erteleyeyim diye. O zaman işi olan adam zaten o kadar zor durumda değildir. Bir şekilde kurtulabilir. Adam nasıl sahtekar değilse zaten zamanında ödemiştir. Ama varmaya çalıştığım nokta şu. Bana öyle geliyor ki eli mecbur Türk ekonomisi 31 Mart'ı atlattıktan sonra netice ne olursa olsun tekrar sıkı para politikalarına dönmek zorunda. IMF'ye dönecek mi? IMF ile işbirliği yapmak zorunda kalacak mı? Şimdi yapmayacağız diyorlar ama mesela ona da cevap vereceğim. Garanti edeceğim şu, IMF gelse şayet nasıl sıkı para politikası uygulayacaksa bunlar da uygulamak zorunda. IMF'in şeyi, avantajı, hiç olmazsa buna karşılık, IMF ile anlaşırsanız karşılık olarak ilave sizi yedekleyecek kredi bulabiliyorsunuz. Öbür türlü ben sıkı para politikası uygulayacağım dedikten sonra tekrar çıkıp piyasaya, dünya piyasasına milleti ikna etmeniz, bunun doğru olduğunu kabul ettirmeniz, ondan sonra da dünyadaki finans merkezlerini dolaşıp... Peki şunu soracağım. IMF ile anlaşmayacağız. IMF hiçbir zaman gelmeyecek diyorlar. Oysa IMF ile anlaşılsa insanlar ve iş adamları daha büyük bir güven duyup bu ekonominin düzelmesi, dövizin oynaması daha şey olmaz mı? Şöyle bir şey yapalım. İnşallah seçimden 3 ay, 4 ay sonra tekrar görüşelim. Ben diyorum ki IMF'ye mecburen gidecekler. Başka çare yok. Şimdiye kadar gelen iyi ekonomistler, bu programa gelen hani hep Türkiye'nin en iyileri diyorum. Hepsi aynı şekilde. Başka çare yok. Yani bir 2-3 ay daha belki direnecekler. Evet. Ya bu sıkı para politikasını biz götürürüz diyecekler. Ondan sonra görecekler ki sıkı bir güven yok. Yani şimdi benim muhasebecim devamlı çarçur etmiş parayı. Bana geliyor bir gün diyor ki ya ben artık çarçur etmeyeceğim, çok disiplinli davranacağım. Ben ona ne kadar güvenebilirim? Güvenmem için. Benim güvendiğim bir adamın onun başında oturması lazım. Bak, evet. Acı gerçek budur. IMF de uluslararası paranın güvendiği bir hakemdir. Yani IMF derse ki dünyaya, bakın arkadaşlar ben her şeyi burada kontrol altına aldım.
her şey benim kontrolümde deyince Türkiye'ye yönelik kredilerde açılmaya başlar. O şirketler niye IMF'ye güvenirler? Onlar çünkü onların da özelliği nedir? Türkiye'den alacaklarını almaktır. Şimdi Türkiye ekonomisi açık veriyorsa borçlarını ödemekte o kadar aciz kalacaktır. Yurt dışından mal, hizmet almakta o kadar aciz kalacaktır. Yani hep bir yara olarak kalacak. Onun yerine güvenilir ki uluslararası anlamda IMF'dir güvenilen. Daha ama tabii IMF geldiği zaman devlet harcamalarını da bugünkü gibi istediği gibi yapamayacak. Hayır, yani sıkı şey verecek herhalde. Ve benim kurallar. En çok taktığım konu bu hükümeti ayakta tutan bence en önemli konu sosyal yardımlardır. 13 milyon insan Türkiye'de sosyal yardım alıyor. Ve bence hükümetin dayandığı en önemli güç de bu sosyal yardım alanlarının ona verdiği destektir. Bir kere en başta o sosyal yardımların çok önemli bir bölümünün kesilmesini isteyecek. Hı-hı. Yani doğrudan doğruya bu sistemden kendine bir pay düşen alt kademelerinde nefes borularını kesmek zorunda kalacak. Bu şekilde harcama yani şuraya şöyle bina yapalım, böyle bina yapalım, işte 500 odalı yazlık yapalım. Bunları yani bunları zaten diyemezsiniz çünkü parayı IMF verecek. Şimdi kendi paranızı çarçur ettirir misiniz? Evet. Diyecekler ki bu aynen bunu yaşadık. Rahmetli Ecevit döneminde de. Değil mi? Kemal Derviş geldi. Kurdukları sistemi 2002'de devraldılar. AK Parti hükümeti ve onu bakın etrafa değil mi? 2005-2006'ya kadar ne kadar şeyle götürüyoruz. Hani disiplini götürüyoruz sizin sisteminizi dediler. Yani onlar da zimni olarak kabul ettiler. Yapılması gereken budur. Ben bütün bütçemi açmışsam evde. Gelirimin çok üzerinde giderim ve borçlarım varsa yapabileceğim tek bir şey vardır. Birey olarak da harcamalarımı kısıtmam. Mesela diyoruz ki ekonomimiz zorda ama tampon bölge, o Suriye'deki tampon bölge eğer olacak olursa evleri biz yapalım diye şimdiden atlıyoruz. Yani Amerika var işin içinde, bırakalım Amerika yapsın. Bizim ekonomimiz zaten zorda. Neden biz ev yapacağız oraya? Hanım, İki katlı bahçeli evler yapacağız dedik. Orada bir de siyasi soru soralım. O tampon bölge hangi ülkenin toprakları? Suriye'nin. Biz Suriye sormadan orada ev yapma hakkını nereden buluyoruz kendimizde? Evet. Nereden çıkıyor bu şey? Yani Suriye hükümetiyle anlaşmadan, Esad'la işbirliği yapmadan. Yani şöyle düşünün, ben sizin kapı komşunuzum. Sizin bahçenize ev yapacağım. Sizin bahçeye sabah kalkıyorsunuz, şurada bahçenin kenarında bir kulübe var. Evet. Ruhat Hanım kusura bakma, işte benim ihtiyacım vardı, senin bahçeni şey yaptım. Ya en azından dersiniz ki ya Cüneyt, insan bir kapımı çalar, sorar böyle bir ihtiyacın var, müsaade ediyor musun, etmiyor musun diye. Evet ama Suriye, zaten oraya geleceğiz şimdi. Suriye tamamen devreden çıkarılmış gibi zaten. Sanki Amerika ile Türkiye karar verecekmiş de tampon bölgeye gibi bir durum var. Şimdi oraya geleceğiz. Hemen ben ondan önce bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ekonomi ilişkisini kısaca soracağım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağustos'ta yaşadığımız döviz kurlarıyla başlayan ve diğer alanlara yayılmak istenen konunun hızlı şekilde önüne geçildi dedi. Ve bunu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha net bir sistem oluşuna bağladı. Yani yetkinin hangi alanda kime bağlı olduğu daha belli. O nedenle biz bunu atlatabildik dedi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ekonominin daha düzgün olmasında da rol oynuyor dedi. Ne diyorsunuz? Acaba bu hükümet sistemi hakikaten... Benim yani ne siyasal bilimler bilgim, ekonomi bilgim bunu kavramaya yetmiyor. Yani bu cümlenin altında ne yattığını kavramaya yetmiyor. Ha, şu olsa, o tek kişi, tek adam, Batı da inansa ki ya hep en doğru kararları veriyor. Hep mantık, akıl ne diyor diye verse belki biraz doğru olabilir. Yani bir heyet toplanıp da bakanlar kurulu toplanana kadar doğru adam doğru karar versin. Ama o kişi bir gün böyle, bir gün böyle şöyle davranıyorsa, altındaki damat bakan bir gün öyle, bir gün böyle diyorsa, buna dayanarak işin düzeldiğini nereden anlayacağız? Bir de şunu söyleyeyim, bakın yani Cumhurbaşkan neydi? Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi, yani bir kere başkanlık sisteminde başkanın bir partinin genel başkanı olduğu vaka herhalde bir bize var. En önemli kurması gereken bir şey, denetleme ve dengelemedir. Check and balances. Bunu en iyi kurduğuna inandığımız Amerika Birleşik Devletleri bile Trump'tan sonra nasıl bocalıyor görüyoruz. Değil mi? Trump da bir karar alıyor. Ertesi günü birileri hop olmaz öyle diyor.
Bu sistemi kurmadan ki, yani benim sisteme en büyük itiraz ettiğim yazdığım dönemde de buydu. Cumhurbaşkanlığı kurulan sistemin içinde denetleme ve dengeleme yok. Hı hı. Bunu ben kişiye atfen söylemiyorum. Bakın bugün burada böyle diyorum. Yarın deseler ki Cüneyt sen oldun Cumhurbaşkanı. İnanın bana ben de sapıtırım. Bütün gücü bana verecekler ve beni kimse denetlemeyecek ve dengeleyemeyecek. Herkes benim ağzıma bakacak. Dünyada artık böyle bir sistem yok. Hı hı. Başkanlık sistemlerinde bile denetleme ve dengeleme yani bir mahkeme sistemi var. Yani bir kongre var. Evet. Yani kamuoyu var. Bakın hiçbir şey olmasa kamuoyu var. Gazeteler var. Yani Washington Post. Veya iki meclis var. İki ayrı tabii, meclis tabii, var. Yani, denetimden yani, geçiriyor yani, kararları. Yasama, yargı yürütme. Hı hı. Şimdi yürütmenin yasama ve yargı tarafından şu veya bir şekilde denetlenmediği bir sistemi. Hükümetin meclis veya yargı tarafından yani denetlenmediği. Hem o hem evet, ne zaman evet, hangisi gerekiyorsa. Evet. Üstelik daha şey yapalım. Bizim geldiğimiz meslek olarak bunu büyüten şeyler de var. Medya var. Yani basın da denetleme tabii dördüncü güç olarak evet, şey yapılır. Evet. En önemli basının görevlerinden biri yani ben basın ve siyaset dersi veriyorum. Hı. Çocuklara öğrettiğim şey. İktidar kimse, kim olduğu hiç önemli değil. Denetlemektir. Engel olmak değildir. Yani adamlar doğru yapıyorsa uydurup şey değil ama denetlemektir. Takip etmektir. Ve halka da haberini vermektir gelişmelerini. Niye evet, denetliyorsun? Zaten halkı da bu konuda hem bilgilendiriyorsun hem de uyarıyorsun. Hı. Arkadaş bak senin oy verdiğin kişiler şu şekilde davranıyorlar, bu şekilde davranıyorlar diye. Şimdi sistemin adı ister başkanlık sistemi olsun, ister parlamenter demokrasi olsun. Benim şahsen denetleme ve dengelemeden emin olmadığım hiçbir sisteme güvenmem mümkün değil. Yani parlamenter demokraside de ne yapıyorduk biz? Yürütmenin başı kim oluyordu? Mecliste en fazla oy almış partinin genel başkanı. O yürütmenin başına geçiyor. Ama aynı zamanda neyin lideri? Yasamanın da lideri. Değil mi? Meclisin de lideriydi. Çünkü orada genel başkandı. Evet. Hatırlayın o zaman da genel başkanın arzusu hilafına partiler kararlar alamayabiliyordu. Ama bakıyorsunuz İngiltere'de Brexit'in parlamentoda oylamasında neredeyse Main Partisi'nin üçte biri aleyhine oy verdi. Amerika'da her bir başkan ister demokrat ister cumhuriyetçi olsun kendi partisinde oylamaya gideceği zaman ikna etmek zorunda kalır ve ikna etmek durumundadır. Bir tartışmalar vardı. Dünyanın hiçbir yerinde yani da medeni hiçbir yerinde HSK denen kurum hakim ve savcılar kurumunun içinde siyasetçi olmaz. Doğal başkan Adalet Bakanı. Doğru. Evet ve hiçbir zaman değiştirmediler. Bu da 12 Eylül'den evet. 12 Eylül'den kalma bir olay yani. Hayır ama son şeylerinde hiç bakın en son bir 10-15 yıl evvel Fransa'da Adalet Bakanı HSK'nın içinde vardı. Evet, kaldırdılar. Anayasa Mahkemesi gitti hükümete yani ultimatom verdi bir nevi. Dedi ki böyle olmaz. Böyle demokrasi olmaz. Hı. Sen Adalet Bakanı oradan şey yapacaksın. HSK tamamen senden bağımsız olacak. HSK'nın aklına ya hükümette kim var kim yok kimden iyi geçinmem gerekir diye gelmeyecek evet. Ve sen de ona göre davranacaksın dedi. Tabii bunun önemini hemen burada söyleyelim. Çünkü HSK Türkiye'deki bütün hakim ve savcıları tayin eden, onlar hakkında bütün kararları veren kurum. Ve eğer bu siyasi olursa başındaki kişi Adalet Bakanı ve onun müsteşarı galiba değil mi bir de yanında? Tabii. Onlar varsa başında siyasi olarak o zaman o kurumun da bağımsız olarak hakim ve savcılar hakkında karar vermesi mümkün değildir. Ve o hakim ve savcılar kendilerini hep siyasi baskı altında hissedecektir. HSK'nın başındaki adama ne diyoruz? Başkan vekili diyoruz. Çünkü başkan Adalet Bakanı. Hı hı. Başkan vekilinin başkanın önüne geçerek karar alması mümkün mü? Evet. Böyle bir şey yok. Ve en can alıcı benim indimde bu denetleme ve dengelemenin en can alıcı noktalarından birisi bu. Öbür yanında yani yargı bağımsız bir yargının önemi yani ondan yani hem siyasi hayatta hem ekonomik hayatta yani sadece siyasi hayatta da değil yani fikir mücadelesinde değil ekonomik hayatta da yani benim iktisadi faaliyetlerime bir hukuksuz girişimde bulunursa birileri güven içinde olmalı. Ha ben bilmem lazım ki hakkımı arayabileceğim bir makam var. Oraya gidip bana Ruhat Hanım haksızlık etti. Evet.
Ruhat Hanım'ın arkasında şu var, önünde bu var, bu kişi var, bilmem ne var, hiç düşünmeden hakimlerin de sizi beni çağırıp ne oluyoruz diye dinlemesi lazım. Benim buna güvenmem lazım. Evet. Yatırım olarak da yani. Yatırım olarak da tabii yani en önemli şey olarak yatırım olarak. Hiç Türkiye'de yatırımlar neredeyse dış yatırımlar sıfıra indi. Bunu sağlaması lazım. Aynı zamanda da bakın medyanın bağımsızlığı. Hı. Şimdi bu ortak derdimiz. Medyanın da bağımsız olduğuna dair hem vatandaşın, önemli muhalefet kanadındaki vatandaşın hem de yine dışarıdaki yatırımcının, iş yapanın emin olması lazım. Yani ben derdimi diyelim ki ben Amerikan şirketi A'ysam hakime anlatabildiğim gibi iki tane gazeteciye oturup bakın benim elimde belgeler bunlar. Türkiye'de şu şirketten şikayetçiyim ben diyebilme rahatlığı içinde olmam lazım. Evet. Karşı tarafta ben bunu derse medyadan aman abi yapma onun arkasında kim olduğunu biz biliyoruz. Bizim ekmeğimizle oynama demememeleri lazım. Yani benim indimde medyanın bağımsızlığı yargının bağımsızlığı kadar önemli bir bağımsızlık. Evet. Akşamları hatırlarsınız değil mi? Bundan bir herhalde bir 5-6 sene evvel milyonlarca insan televizyon başında siyaset programları izlerdi. Hı. Şimdi halde o programları biliyor musunuz? Hiç izleyen evet. Kimse bilmiyor. Evet, çok haklısınız. Valla ben de hiç izlemiyorum. Ben çünkü izlemiyorum. Bana bir şey öğreten bir program konuşacak, rastlamıyorum. Konuşacak olan kişiye bir inancım yok benim. Yani evet. O orada hala konuşuyorsa ön yargılı ve hatalı bile olabilir. Hani ben onu belki ön yargıyla şey yapıyorum. Ya o çıktığına göre programa içimden diyorum ki ya ben onun ne diyeceğini zaten biliyorum. Yani ustası evet. Varken yancısının ne dediğinden bana ne. Evet, haklısınız. Haklısınız. Efendim, ekonomi uzmanlığınız yanında hani ekonomiyi sordum. Uluslararası ilişkiler uzmanı olarak da Suriye'yi bu Fırat'ın doğusuna operasyon şimdi çok gündemde. Türkiye için de en önemli konulardan biri askerlerimiz şu anda Fırat'ın doğusuna yapılacak olan o operasyon için oradalar. Cerablus ve Afrin'den sonra böyle bir operasyon yapılacağı açıklandı. Şimdi Trump önce Amerika Başkanı biz Suriye'den çekiliyoruz dedi. Hemen arkasından Türkiye'ye bir tehdit savurdu. Eğer Türkiye, siz de biraz önce söylediniz, eğer Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik yönden mahvederiz dedi. Burada tabii Kürtler kelimesini de genellemesini kasıtlı kullanıyor olmalı. Çünkü Kürtlerden değil PKK, PYD'den, YPG'den bahsediyoruz orada. Sizce Trump stratejik ortak dediği Türkiye'ye böyle bir tavır içine hangi nedenle girebiliyor? Ve Suriye'deki amacı nedir? Yani neden çekilsin oradan? Gerçekten böyle bir niyeti olabilir mi sizce? Şimdi efendim, dünyanın şu anda içinde, burada teker teker de başkanları sıralamıştım, bulunduğu sıkıntılardan biri, dünyanın bir sürü ülkesinde popülist, kim ne duymak isterse onu söyleyen, kendi başına, bütün hikmeti kendinden bilen ve çok ilginç bir şekilde seçilmiş, bakın bu çok önemli. Yani oraya gelip zorla oturmadılar. Hı. Seçilip, halkın oyuyla seçilerek oturmuş insanlar var. Yani Macaristan'da böyle, Polonya'da böyle, yani faşizmin şeyinde sürülmüş olan İtalya'da kazanan partilere bakın şu anda hükümet. Hı hı. Uzak Doğu'ya bakın, Çin'e bakın, Güney Amerika'ya bakın, Brezilya'ya bakın, Arjantin'e bakın. Bir tek Meksika'da şimdi ilginç bir adam var. Bu insanların en büyük şeyi popülist, yani halkın duymak istediğini söyleyen ve benim hikmetim kendimden menkuldür. Yani benim öyle danışmaya şey yapmaya ihtiyacım yoktur. Zaten her şey bana malum oluyor diyen insanlardan oluşuyor. Amerikan demokrasisini yani biraz çalışmış bir insan olarak söyleyeyim. Çok güzel şeylerinden biri başkanın önüne bir karar, tamam başkan tek başına hükümettir ama bir karar teklifi gidebilmesi için bir sürü mekanizmadan geçmesi gerekiyor. Yani bir sürü insan geliyor, onlar rapor yazıyorlar, tartışıyorlar, şey yapıyorlar. Sonunda başkana diyorlar ki biz bu konuyla ilgili olarak şu kadar kuruluş oturduk, hı, tartıştık, şu sonuca vardık. Bizim teklifimiz şudur. Ha başkan siyasi otorite olarak o teklife illa uymak zorunda değil ama %99 uyuyor. Çünkü o bir çalışılmış bir şey vardı. Şimdi Trump'ın en büyük özelliği
kendinden başka hiç kimseyi Amerika Birleşik Devletleri'nde tanımamaz. Ve hani şundan dolayı mı, bundan dolayı mı diye yapılıyor diye yani arkadaşlar arasında tartışma var kafasında. Bence hiçbir şey yok. Anlatmak istediğim Trump'ın, kusura bakılmasın, yani bir ülkenin seçtiği başkandır ama yani ben de buradan böyle kavruyorum, dengesizliği. Ve bu dengesizliği dengeleyecek unsurların da Amerika'da hala var ama eski gücünü kaybetmiş olmaları lazım. Şimdi aynı kişi çıktı 14-15 Aralık'ta dedi ki dün akşam Recep Tayyip Erdoğan'la konuştum. Ben Suriye'den çıkmak istiyorum. DAEŞ'i yendim. Hani sanki futbol maçında yenmiş gibi yendim. Ama orada çok kritik bir Türkiye şey var. Türkiye yapacak dedi bundan sonra. Teşekkür ederim işte benim ağzımdan. Evet. Ama ben artık bunu Türkiye'ye bırakıyorum. Yani şeye ihale ettim. Bu da onun açısından millete söylenen hoş bir şeydi. Sizin çocuklarınız ölmeyecek, artık Türk çocukları ölecek. Evet. Hani bunu ihale ettim ölümleri dedi ada. Biz de büyük bir memnuniyetle, biz de zaten teklif ettik kendisine. Dedik ki artık bu DAEŞ işini bize emanet et. Yeter ki bize stratejik yardımda bulun. Bunun da Türkçesi para ver demektir. Yani sen parayı ver, alet edevatı ver, bize adam yani verin. Onun bu rahat tutumunun, yani Trump'ın bu rahat tutumunun arkasında bize verdiği para, dış borç var. Borç değil de vereceği daha şey. Ha? Ama verdiği bir söz vardı ta başından beri. Kardeşim bizim yurt dışında niye bu kadar çocuğumuz ölüyor? Ben bunları geri çekeceğim. Ve bu epey de oy almasına neden oldu. Ama kimse şimdiye kadar çıkıp bizden evvel ya bu işi biz yaparız dememişti. İlk defa çıktı bizim başkanımız söyledi. Dedi ki ya sen buradan çekil. İşi bana devret, sen bana stratejik yardımda bulun. Benim alet edevat ihtiyaçlarımı karşıla dedi. Fakat burada Trump'ın hesaplayamadığı bir şey var. Bir, Türkiye bu işi becerebilir mi diye Amerika'da bir soru var. İki, daha önemlisi Orta Doğu'da bulunmalarının tek nedeni Suriye değil. Şey, affedersiniz, DAEŞ değil. Orta Doğu'ya kim hükmedecek kavgası var. İran var. İran arkasında Rusya var. Rusya'dan da öte gidelim, Çin var. İçeride Esad'ın oradaki müesses nizamın anlaştığı şey de Rusya. Rusya'yla ve İran'la Esad'ın arasıyla. Şimdi bu faktörler o boşluğu nasıl dolduracak diye birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'nde şey yapan insanlar, hani bu konu üzerinde düşünenler tepki vermeye başladılar. Savunma Bakanı istifa etti. Bu konu öyle, bu DAEŞ'tan sorumlu olan danışman istifa etti, adamlar çıktılar. Dediler ki biz bunda yokuz dediler. Bu sefer Trump baktı ki kıvırması lazım. Böyle de olmuyor çünkü yine bir Amerika için sıkıntı var. Orta Doğu'yu kim dolduracak biz çıkarsak meselesi, Amerika çıkarsa. Ha, aynı zamanda birileri dedi ki ya sen hani oradaki Kürtleri biraz göz ardı ettin ama orada bizim en büyük dayanağımız da şu ana kadar Kürtler. Bunun nasıl orta yolunu bulalım derken bu sefer aynı Trump kalktı bu taraftan öbür tarafa gitti. Dedi ki Kürtlere zarar verirse ekonomik olarak Türkiye'yi mahvederim dedi. Demin çok doğru bir şey söylediniz. Bir kere çok saygısız ve abesle ilgili bir cümleydi. Bizim Kürtlerle bir derdimiz yok. Türkiye'de bu kadar yaşayan Kürtler var. Bizim PKK ile, YPG ile, PYD ile derdimiz var. Yani bizim kendimize kasteden, hayatımıza kasteden unsurlarla derdimiz var. Ama o tabii öyle söylemek işine gelmiyordu ama kastetti oydu. Yani YPG'ye de... Şimdi burada hep biz, çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama burada hep yani PKK, PYD, işte oradaki koridor de falan diyoruz ama aslında neticede Barzani'nin haritalarında görülen, Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan, Kuzey Irak'la Suriye'deki o koridor dediğimiz bölgenin birleşerek kurulacak olan Kürdistan. Aslında Amerika'nın yapmak istediği bu Kürdistan'ın kurulmasına yardımcı olmak değil midir ki başından beri PKK'yı şimdi, destekledi ve askerlerini PYD'nin... Şu anda en son diyor ki bize o tampon bölge var ya. Evet. Ya sen o tampon bölgenin doğusunda, altında bırak Kürtler istediğini yapsın. Ben de sana tampon bölgenin üstünde, senin topraklarında Kürtlerin özel bir yer kurmasına engel olayım diyor. Şu andaki pazarlık bu. Yani araya tampon bölgeyi koyalım. Ben de sana Suriye'den bir tehlike gelmeyeceğini garanti edeyim. Senin de diyor, sen de ama aşağıda YPG'ye şey yapma. Bizim sıkıntımız da ya biz tamam YPG'yi orada bırakırsak o
35 kilometrelik bir alanı bahsediyoruz. Yani buradan Silivri kadar bir bile yok. Yani yarın öbür gün burada palazlanan YPG, Amerikan silahları, Amerikan şeyleri, palazlanan YPG'nin yukarı, hatta PKK'nın diyelim yukarı gelmeyeceği ne malum. Bizim de korkumuz bir bu. Bir de mesela anlaşmada hani o ağır silahların geri alınması varmış. Nasıl alacaksın? Alamazsınız efendim, kaybettim şey dersen. Şimdi siz bana silah vermişsiniz. Ben dağın başında silahla beraberim. Yani Ruhat Hanım kusura bakma, 3 tanesi bozuldu. 5 tanesini de kaybettim. 2 tanesinde geldiler Türkmenler çaldılar desem ne diyeceksiniz? Şey tabii 2 tanesinden yani. Tırlar dolusu. tanklar falan yani gönderdiler. Şey, ona bir şey yapamazsınız. Evet. Bir de çok önemli bir şey. 35 kilometreyi kim denetleyecek? Şimdi biz diyoruz ki orada bırakın bize, biz Suriyeli mültecileri oturtalım, ev yapalım, müstakil bahçe yapalım, onlara bilmem ne yaparız diyoruz. Amerika böyle bir şey bize bırakır mı? Ben Amerika olsam bırakmam. Ben çok açık söyleyeyim. Orada da ben denetleyeceğim, yani ben hakem olacağım demek durumunda. Ha bunun dışında da peki Rusya bu konuda ne diyor? İran bu konuda ne diyor? Bize tampon bölge kurdu ama öbür tarafta İran var. İran bu konuda ne olacak? Bunları benim anlatmaya çalıştığım şu, sanki iki tarafın bürokrasisinden ve think tank gruplarından, düşünenlerden özür dilerim. Eminim yani bizim bu yaptığımız hesapları Türk Dışişleri de yapıyor. Ama ortadaki siyasete baktığınız zaman sanki bunları kimse şey yapmıyor. Şimdi aynı Trump o zaman aklı sıra Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalmak niyetiyle diyor ki Türkiye ile Amerika ekonomik olarak çok iyi işbirliği yapar. Ya benim ekonomimi mahvedecek adamın ertesi günü benim ekonomiyi abat edeceğini söylemesinin bana hiçbir anlamı olabilir mi? Hiç böyle bir anlamı yok. Yani buna da söylemeye çalıştığım şu, çok kafadan davranılıyor ama bu öyle bir dünyada denge yarattı ki, yani Macaristan'da bakıyorsunuz Orban Avrupa Birliği ile ilgili bir sürü zırvalar söylüyor. İtalya'ya bakıyorsunuz, dünyanın en rasyonel düşüncenin, felsefenin merkezi İngiltere'ye bakıyorsunuz. Brexit. Adamlar Brexit. Çıkmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Hangi koşullarla çıkacaklar ama onlar da bir itirazda bulundular. Böyle de bir karmaşa içindeyiz. Yani hakikaten dünyanın yönetilmesinin çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Yani bazı köşe yazılarında görüyorum, hakikaten çok iyi bu konuda yazılan yazılar da var. Türkiye tampon bölgeyi PKK-PYD'yi sınırından uzaklaştırmak için istiyor. Ama Amerika onları Türk ordusundan korumak için istiyor. Yani birbirine tamamen de zıt amaçları var. O zaman Amerika Türk askerini PYD'den uzak tutacaktır. Ama o arada PYD'nin de istediğini yapmasına devam edecek. Bak, ona desteği ver. Tabii yani şimdi... Yani bizim askerimize yazık olacak ara, yani. Ara ki, yani şimdi biz kavga ediyorsak sizle... Biri ne yapacak? Araya girecek. O araya tamponu bana bırakmaz ki, değil mi? Evet. Diyecek ki o ikinize de mesafeye koyacağım. Ama YPG'yi de aynı zamanda ben orada yine DAEŞ'le ilgili olarak kullanmaya devam edeceğim. Yani Amerika'nın söylemeye çalıştığı, tam ifade edemediği bu. Sen karışma, ben sana toprak bütünlüğünü yani garantiyorum. DAEŞ mazeretiyle ona yardım etmeye devam edeceğim diyecek muhakkak. Çünkü DAEŞ artık neredeyse kalmadı gibi bir şey diye kendileri söylemişlerdi. Ama asıl mesele burada Suriye ile şeyin hiç sesi çıkmıyor Rusya'nın şu anda. Yani Suriye kendi toprakları üzerinde birileri bir tampon bölge kuracak Amerika ile Türkiye. Suriye'nin hiç sesi çıkmayacak ki arkasında da Rusya var. Rusya'nın da sesi çıkmayacak. Yani bu da çok akla yakın gelmiyor. Herhalde bir şekilde diyecekler ki bir dakika durun bakalım burası sizin değil yani. Bence eskiye şeyle hala en tutarlı politikalar doğru veya yanlış Rusya'da. Rusya eskiden beri ne yapıyorsa onu yapmaya devam ediyor. Tamamen şey, yani Rusya şu anda ne derler, sütre gerisine yattı. Dur bakalım diyor. Önce bir, yani mesela bunlar bir umudu da iyice bir kapışsınlar. Hı. Yani bir Türkiye ile şeyi bir kapıştırabilir miyiz? Biz şimdi ortaya çıkmayalım. Esad'ı tamamen kontrol ediyorlar zaten. Esad'a da sen de sesini çıkarma dediler. Şimdi o da çok garip değil mi? Topraklarıyla ilgili bu kadar laf oluyor. Esad'ın da hiç sesi çıkmıyor mübareğin. Yani sen en azından diyebilir ki Tayyip'e ya sen benim toprağımda Toki'yi getirip de binayı nasıl yapıyorsun? Amerika diyor ki mesela bir tane bile İranlı bırakmayacağım. Suriye'den hepsini süreceğim diyor. Esad çıkıp burası benim memleketim ben göndermiyorum İranlıları dese. Rusya da ona destek verse ki üçü birlikte hareket ediyorlar. Tabii. Yani çok acayip bir durum var yani. Evet şu anda yani hep herkes
sütre gerisine yattı. Trump'la Tayyip'in ne yapacağını bekliyorlar. Peki bu Suriye olayı Türk ekonomisini nasıl etkileyecek? Yani bu bir yandan da bir savaşın içindeyiz neredeyse. Devamlı Amerika ile kapışıyoruz. Yarın bir gün Rusya ve Esad'la kapışmayacağımız bu konuda belli değil. Yani hep bir takım soru işaretleri var. Ondan evvel Ruhat Hanım şeyden korkalım. Yani maazallah biz aşağı inip de DAEŞ'i bana bırakın. Ben bundan kavga edeceğim. YPG'yi kenara çekin dediğimizde kim ölecek? Bizim çocuklarımız ölecek. Peki bunun maliyeti nedir? Yani biz gidip de orada niye şey yapıyoruz? Sonra Amerikan basınına bakın. DAEŞ'a sınır açan, ilk oraya girmesini sağlayan ülkelerden biri kimdir? Onların gözünde Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani DAEŞ'la samimi kavgası da olmaz diye düşünüyorlar. Bunlar daha evvel anlaşıyorlardı Esad'ı yıkma pahasına diye. Şimdi böyle bir ortamda ekonomik olarak yani çok kötü olur diye düşünüyorum. Yani Amerika'dan para, ya bazı şeyler vardır ki tartışılmaz. Amerika'dan milyar dolarlar dahi gelecek olsa ben şeyi sorgularım. Yani Türkiye'deki yani çocuklarımızı bunun için ortaya atalım mı, atmayalım mı? Aynen. Yani şeyi başka aynen bir şey. Bizim çocuklarımızın bizim topraklarımızı korumak için çaba göstermesi başka bir şey. Doğrudan doğruya çok hassiye girdirmiş. DAEŞ'ı Suriye'den atmak için gösterecekleri gayret ikisi aynı şeyler değil. Ben onu şey yapıyorum. Yani neden biz mesela daha önce şeyde bu peşmergeler geleceği zaman dedik ki hayır biz sınırımızı kapatırız, almayız. Neden şimdi sınırlarımıza hakim olup PKK'yı şeyi onun ötesinde bırakıp neden yani devamlı askerlerimizi oraya göndermek zorundayız? Ve sonunda eğer Amerika'nın hakikaten Kuzey Irak'tan başlayan ki Kuzey Irak da böyle bölünmüştü aynen. Orada o planı varsa eğer yani bu engellenebilecek mi acaba? Yani bilmiyorum. Hakikaten çok büyük bir planın içinde böyle biz küçük küçük tırtıklıyormuşuz gibi bir hisse kapılıyor insan. Efendim, bir soru sordunuz. Evet. Irak'ta hatırlar mısınız bizim kırmızı çizgilerimiz var? Evet. Ne oldu o çizgilere? Her biri silindi, yok oldu. Şimdi Suriye'deki çizgilerimiz ne olacak? Biz Amerika'ya çok kızdığımızda bizde iki tane, üç tane şeyi var. Üsleri var. Yani Suriye Amerikan askerleri uçakları tarafından bombalandığında bizden kalkıyor uçaklar. Niye bunlarla ilgili bir şey yapmıyoruz? Çünkü dünyada bir gagalama şeyi var. Yani kim daha güçlü, kim daha öbüründen güçlü böyle bir sıralama var. Evet. Yani bizim eninde sonunda Amerika'ya söyleyebileceklerimiz sınırlı. Elimizdeki şartlar da yani imkanlar da sınırlı. Bence en büyük şeyimiz elimizdeki en büyük avantajımız da Amerika'ya karşı değil, Avrupa'ya karşı Suriyeli mültecilerdir açık konuşalım. Yani sen bunu kızdırma beni, bu mültecileri yollarım Avrupa'ya diyebilme gücüdür. Yani elimizdeki bence en önemli güç bu. Üstümüze yeni mülteciler gelmesin de bu operasyonlarla asıl bizim onu da düşünmemiz lazım. Ama herhalde şunu da bilmemiz gerekiyor ki Amerika asla oradan çıkmayacaktır. Zaten Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo aynı zamanda Trump çıkıyorum, çıkacağız dediği anda hayır biz çıkamayız, biz çıkarsak kaos olur orada dedi. Onun için ya bu tamamen bir oyalamaca Türkiye ile sanki. Yok, belki Trump'ın samimi bile olabilir. Ben onu o kadar şey görüyorum ki yani ama Trump'ın bile gücü Amerika'nın Suriye'den çıkmasına yetmez. Benim tezim bu. Efendim bu şeyi soracağım. Ekonomi konusunda işte nasıl Türkiye'ye etkisi olur bu savaşın dedik. Ama aynı zamanda Türkiye'nin işte bu seçimler öncesinde kendi ekonomisini düzeltme açısından da fazla yapacak bir şeyi yok gibi görünüyor. Biraz önce IMF ile ilgili söylediğiniz şey. Yani bu şeyler, sosyal yardımların kesilmesi, IMF gelirse falan. Bu konu çok önemli. Sanıyorum buna takılacaktır izleyici. Vallahi bence bakın ben hani şahitlerim var. Son şeyde Erdoğan'ın 52 ile 53 arasında oy alacağını tahmin ettim. Bazı arkadaşlarım kızdılar hatta bana. Dayandığım çok temel bir şey vardı. 13 milyon insan 900 lirayla 1600 lira arasında çifte alanlarda var. Sosyal yardım alıyor.
Dünyanın her yerinde sosyal yardım var denebilir ama bu alanlar şuna inanıyorlar ki biz bu yardımı ilk defa AK Parti sayesinde aldık. Allah razı olsun. Diğerleri geri gelirse biz bu yardımlardan olabiliriz. Sosyal yardım ne demek? Bir kısmı gerçek ihtiyaçtır. Ama sosyal yardım çok açık konuşalım. Şunu demektir. Sen hiç işe gelmeyeceksin. Sabah kalkma derdin yok. Hiçbir şeyin yok. Bana bir banka hesabı vereceksin. Ben her ay o banka hesabına senin için para yatıracağım. Ve millet veriyor bu paraları da yani geriye kalanlar. Bizler, evet. Bizler veriyoruz evet. Yani vergi verenler veriyor da bu. Şimdi bunu engel olunabilirse, engel olunursa IMF o zaman, tarafından mesela. Ha, o zaman şey çok sıkıntıya düşeceğini düşünür AK Parti. Onun için benim tezim ancak seçimden Allah sonra. Kerim ha bir 31 Mart'ta biz bu sosyal yardımlarla atlatalım. Ve IMF'ye falan şey yapmayalım. Sıkı para politikası. Yani sıkı para politikası da bir sürü alanda para harcamaktan vazgeçmek. Evet. Yani ne bileyim ben işte herhangi bir bakanlığın 60 arabası varsa 5 arabayla evet. idare etmek örneğin. Evet. Yani sıkı para politikası yatırımlardan vazgeçmek. İşte ne bileyim ben yol yapmaktan vazgeçmek. Para basacaklar dendi. O çok herkesin konuştuğu bir konu. Yani para ekstra para çıkarsa piyasaya Türk lirasının değeri düşer diyerek herkes şimdi dövize bu bakımdan da yöneldiler. Orada bakın galiba biz hep beraber öğrendik ki eskiden yapılırdı bu. Para basma eninde sonunda geliyor basanı vuruyor. Yani daima bu o taraf kaybediyor. Sonunda o kaybediyor. Onun yerine şimdi bütün kaynakları yani Merkez Bankası'nın elindeki parayı hazineye aktaralım. Şuradan şey yapalım. Şimdi harcayalım. Ne zamana kadar harcayalım? 31 Mart'a kadar harcayalım. Ama para basılmayacak mı? Yani bunu bu açığı kapatacak şekilde para basılmayacak diyorum ben. Hani şeye gelince de bunu demin de sorduğunu söyledim. Bence benim görüşüm 31 Mart'tan sonra 3-4 ay içinde hükümet kendi sıkı para politikası uygulamaya kalksa bile işte yani bir kapışacaklar kendi aralarında 13 milyon keselim sosyal yardım kesmeyelim mi IMF'e gitmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorum ben. Ha insanlar çılgınlık yapar hiç gitmezler orasını bilmiyorum ben yine hani rasyonel akılla söylüyorum. Yani gelecek yaz biz IMF'ye tekrar misafir ederiz gibi geliyor bana. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Cüneyt Ülsever. Çok değerli meslektaşım. Hakikaten uzun zamandır sizi dinlememiştik. Yazılarınızı okuyamadık tabii ama kitaplarınız tabii orada duruyor. Almalarını da izleyicilerimizin hakikaten öneriyorum. Yeni kitabınızda da iyi çalışmalar diliyorum ve başarılar yine. Tekrar sizi yakında konuk etmek üzere. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de bana bu fırsatı tanıdığınız için size teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler umarım siz de bizim kadar yararlandınız ve zevkle izlediniz. İnşallah yakında Sayın Ülsever'i tekrar konuk ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki programımızda. Hoşçakalın.